Merhabalar sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'dan sevgiler, selamlar. Hafta sonu 2 gün boyunca evlerimizdeydik. Sokağa çıkmaya kısa bir mola verdik. Ancak sanat mola vermedi. Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin resim sergisi vardı. Her şeyin sanal olduğu, toplantıların, görüşmelerin, programların bile online yapıldığı günlerde doğrusu gidip tarihi bir bina içerisinde, Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde 30 Aralık'a kadar açık olacak bu sergiyi gezmek bana çok iyi geldi. Sanatın iyileştirici gücünü hissetmiş oldum. Serginin içinde resimler, seramikler, çeşitli desen çalışmaları görebilirsiniz. İçinde kolaj çalışmaları da var. Doğrusu çok güzel eserler yapmış üniversitemizin, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğretim üyeleri. 30 Aralık'a kadar gezmenizi öneririm. Hayatımızda bize huzur veren, aynı zamanda huzur da emebilen bir şey var, markalar. Bugünkü konuğumuz bize markalardan, markalaşma sürecinden söz edecek bir marka mimarı ve girişim koçu Ömer Şengüler. Hoş geldiniz Ömer Bey bir tatlı huzura. Hoş bulduk Kadriye Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İstanbul nasıl? İstanbul güzel valla. Hava biraz kapalı ama güzel. Biz burada güneş içindeyiz. Bu yıl kış gelmeyecek herhalde diyorum Ömer Bey. Öyle mi? İyi, şanslısınız. Ben her şeyi mevsiminde beklediğim için yağmur bekliyorum, dört gözle kar bekliyorum. İnşallah onlar da gerçekleşir. İnşallah, inşallah. Şöyle başlayalım Ömer Bey söyleşimize. Siz Marka Ol Emi adlı bir kitabın da yazarısınız. Hayatınızı incelediğimizde startuplar yapıp şirketler kurduğunuz bunları elden geliştirip büyütüp marka haline belki de dönüştürüp satabildiğiniz değere dönüştürdüğünüzü gördüm. Bunların hepsinden söz edeceğiz. Ancak öncelikle şunu sormak istiyorum. Ege Televizyonu izleyicilerimiz de mutlaka merak ediyorlar. Ömer Şengüler nasıl biridir? Kimdir? Kendinizden söz eder misiniz? Ömer Şengüler kabına sığamayan, heyecanıyla başa çıkamayan girişimci bir insandır. İlk paramı ben ilkokul 2'de kazanmaya başladım. Okulda blok not satarak harçlığımı çıkarıyordum. Sonra memleketten gelen kuru yemişleri Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda satarak karşılığımı çıkarıyordum. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra da yurt dışından döndükten sonra da kendi reklam ajansımı kurdum. Yaşım 24'tü. Para saymayı dahi bilmiyordum diyebilirim. Yani network'üm yoktu, kapitalim belki yoktu ama reklam ajansımı kurdum. Kısa bir süre sonra Türkiye'nin Reklamcılar Derneği'ne üye ajanslar arasında ilk ona girdi panel reklamcılık. 94 yılında da Türkiye'de ilk defa belediye otobüsleri duraklarının yatırımını yapan bir şirketi kurdum. Magic Outdoor'u kurdum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT ile ilk anlaşmamızı yapıp belediye otobüslerinin reklamla kaplanmasını ilk defa ben başlattım Türkiye'de. Magic Outdoor kısa zamanda Türkiye'nin büyük kentlerinin, büyük şehirlerinin belediyeleriyle anlaşmalar imzalayıp Avrupa'nın en büyüğü oldu. En çok Avrupa'da en çok otobüs kaplayan şirket unvanını aldı. Ve 2000 yılında da panel reklamcılığa, Magic Outdoor'a, Mars Prodüksiyon şirketime dünyanın sahasında en büyüğü, açık hava reklamcılığındaki en büyüğü ve medya kuruluşu olan Clear Channel talip oldu. Şirketlerimdeki hisselerimi 2000 yılında onlara satıp ailemle birlikte Boston'a yerleştik. Boston'da Harvard Business School'da MBA yapma şansını yakaladım. MIT'de aynı şekilde MIT Sloan'da 2 yıl sabbatical
bir süreçti. Tamamen eğitime odaklandım. Çok şey öğrendim diyebilirim orada. Döndükten sonra da sanayici oldum. Sanayici ve çoban oldum diyebilirim. Adapazarı'nda bir besi çiftliği kurdum ve kırmızı et paketleme fabrikası kurdum. 5. yılında da o yatırımımı da Kazakistan eski başbakanı Nurlan Balgınbayev'in şirketine sattım. Ve artık ülkem için güzel şeyler, daha yararlı şeyler de yapmak istiyordum. Türkiye'deki en büyük eksiklerden birinin pazarlama farkındalığının düşük olmasından dolayı dünya markaları çıkaramaması olduğunu hep düşünerek üzülürdüm. Türkiye'nin ihracatta ortalama kilogram değeri 1,1 dolar idi. Pandemiden sonra 1 doların da altına düştü. Bu rakam Polonya'da 1,8 dolar, Çin içinde 1,5 dolar. Yani biz dünyanın en kaliteli ürünlerini en ucuza satan ülkeyiz. Bu da beni rahatsız ediyordu. Dolayısıyla Türkiye'den dünya markaları çıkmasına katkıda bulunmak için de Global Magic Brands danışmanlık şirketimi kurdum. Biz ulusal markaları alıyoruz, onların dünya markası olmasını sağlıyoruz. Ana yaptığımız iş marka değerinin şirket değeri üzerine çıkmasını sağlamak ve markalaşma pazarlama stratejileri geliştirmek. Kendime de marka mimarı unvanını seçtim. Şu anda pazarlama stratejileri ve markalaşma stratejileri konusunda danışmanlık veren bir şirketin başındayım. Çok güzel. Tam bu salgın döneminde ticaretin, hayatın tümüyle online olduğu dönemde gençlerin ticareti öğrenmek isteyenlerin online ticareti özellikle sizden öğreneceği şeyler var muhakkak. Çünkü hani kolay bir şeymiş gibi belki çabucak anlatınca böyle akıcı geldi bize ama hani ikinci sınıfta ilkokul 2'de bloknotla başlayan hayat nerelere evrilmiş. Demek ki biraz ticaret insanın damarlarında da oluyor belki bu alışveriş işi. Buradan şuna bağlamak istiyorum kitabınıza. Marka ol emi. Marka ol bende iki çağrışıma yol açtı. Birincisi şu, belki sizin de söylemek istediğiniz oydu. Marka ol, inşallah itibarın, prestijin artsın, paran artsın, tanınır ol. İkinci çağrışımsa şu, marka ol da gör gününü. Gibi bir çağrışım yaptı bende. Marka ol emi de neler öneriyorsunuz? Bizi izleyen gençlere, girişimde bulunmak isteyenlere, ticaret yapacaklara, bu salgın döneminde bu krizi de fırsata dönüştürmek isteyenlere neler önerirsiniz? Kitabınızda neler var Ömer Bey? Marka algıdır kısa tarifiyle. Markadan para kazanmak da algıdan para kazanmaktır. Bir başka deyişle havadan para kazanmaktır. Algınızı iyi yönetirseniz markanız da güçlü olur. Bu kişiler için de geçerli, şirketler için de geçerli. Hatta kentler ve ülkeler için de geçerli. Amazon.com'un CEO'su Jeff Bezos'un çok güzel bir marka tanımı var. Marka siz odadan çıktıktan sonra sizin hakkınızda konuşulanlardır diyor. Yani Ekşi Sözlük'te yazılanlardır. Şikayetimvar.com'da yazılanlardır. Dedikodulardır. Sizin hakkınızdaki algıdır. Ve Keller'ın da bir tarifi var. Marka değeri müşterinin kendi zihninde yarattığı o ürünle ilgili artı değerdir diyor. Yani sizin fiyat listeniz çok önemli değil. Müşteri o amblemi görüyorsa, o logoyu görüyorsa, ama bu parayı eder diyorsa, siz o değeri yaratmışsınız demektir. Tabii ki kişiler için de önemli, ama marka olmak, sosyetik olmak demek değildir. Marka olmak, zengin olmak demek değildir yalnızca. Örneğin Mahatma Gandhi, Hindistan'ın özgürlüğe kavuşmasını sağlayan lider bir insandı.
Bir avukattı, mütevazi bir evde yaşıyordu. Hatta yani kitaplarda, biyografilerde okuduğumuz kadarıyla, filmlerde gördüğümüz kadarıyla da fakir sayılabilecek veya düşük gelirli sayılabilecek bir hayat yaşıyor. Üzerinde de iki tane Hint kumaşı ama Mahatma Gandhi çok güçlü bir markaydı. Hala da anıldığında saygıyla önünde eğilen bir insandır. Lider bir insandı. Bütün Hindistan'ı arkasından sürükleyebildi. Örneğin İngiltere'yi, Birleşik Krallığı tuz konusunda boykotunu sağladı. Hintlileri ikna etti. Yani fakir bir insan da çok güçlü bir marka olabilir. Bir kişinin kendi kişisel markasını yönetmesi için Woody Allen'ın da dediği gibi başarının %80'i görünmektedir felsefesine inanıp olması gereken yerlerde yüzünü göstermesi gerekir. Camiası ile ilgili, kendi sektörüyle ilgili derneklere üye olmak veya davet edildiğinde bir yere gitmek, LinkedIn'de hesabı olmak, sosyal medyada var olmak, bunlar çok önemli şeylerdir kişisel marka yönetiminde. Ve ben hep şunu söylerim, eğer bir marka yaratmak istiyorsan önce kendin marka olmalısın. Dünyaya da baktığımızda Apple markası dünyanın en değerli markasıdır. Çeyrek trilyon dolar yalnızca marka değeri vardır. 250 milyar dolar seviyesindedir. Yaratıcısını hepimiz tanıyoruz, Steve Jobs. Microsoft keza öyle, Bill Gates veya işte Amazon dediğimizde Jeff Bezos diyoruz. Yani markayı yaratan kişiler de markadır. Efendim ben marka olmak istemiyorum, ben asosyal bir insanım, ben mütevazi bir insanım. Markalaşmak, marka olmak, kibirli olmak anlamında da değildir. Bilinir olmaktır. Tam buradan Ömer Bey şunu soracaktım size, ona bağlayalım o zaman. Her insan bir markadır sözü size ait, KJ'de de şu anda gözüküyor. Evet. Hem insan bir markadır sözünü biraz açtınız. Düşünsel çabası, insanlık için çabası olanlar da markadır dediniz. Maddi varlıkla ölçülemeyecek kadar kıymetli bir şeydir marka diyerek markayı zihnimizde böyle konumlandırdınız aslında şu anda siz anladığım evet. kadarıyla. O zaman biz her insan bir markadır sözünden, sizin pencerenizden ne anlamalıyız? Yani sosyal medyada insanlar bir anda parlıyor, bir anda sönüyor, bazen birilerinin taklitçisi oluyor ya da kendi özgün yanlarını, özgün değerlerini ortaya koymaktan çekiniyor ya da ne bileyim yani bir gök, hani yıldız kayması gibi doğuyor, ölüyor. Kalıcı olmak adına her insan bir markadır derken neler söylediniz, neler söylersiniz? Evet, kalıcı olmak ayrı bir beceridir. Yani sosyal medyada takipçi satın alarak bir saman alevi gibi sizin de ifade ettiğiniz şekilde bir anda yükselip ondan sonra düşen çok insan var. Veya bir krizi iyi yönetemediğinden dolayı bazı televizyon programlarında özellikle canlı yayınlarda sunucuların yaptığı bazı hatalardan dolayı şöyle bir hafızamızı yoklarsak yani son 10 sene içerisinde birçok meşhur selebritinin, ünlü kişinin bir anda oklar onların üzerine çevrilmiştir ve itibarları zedelenmiştir. O krizi iyi yönetememişlerdir. Kriz yönetimini iyi yönetemeyen dediğiniz gibi hani çabuk yükselip çabuk düşebilir. Kriz yönetiminde de birkaç nokta önemlidir. Bir, şeffaf olmak, yalan söylememek, yani hata yaptıysam evet ben hata yaptım demek. İki, özür dilemek hatadan dolayı. Üç, o hatadan öğrendiklerini ifade etmek. Örneğin 2-3 sene önce bir Alman havayolu şirketinin uçağı düşmüştü. Bir dağa çakılarak içindekilerle birlikte
infilak etmişti ve içerideki herkes de ölmüştü. Şirketin CEO'su bir basın toplantısı yaptı hemen ertesi gün ve dedi ki bizim yardımcı pilotumuz psikolojik destek sıkıntıları varmış, destek alıyormuş, ilaçlarını bırakmış son 6 aydır ve intihar etmek istemiş. Yaşadığı bir sorun varmış. Yolcularla birlikte intihar etti. Çok şeffaf davrandı. Yani mekanik bir sorun demedi, hava şartları demedi. İkincisi dedi, biz bir şey öğrendik bundan. Pilot ve yardımcı pilotları işe alırken bir sınava tabi tutuyorduk. Bir kereye mahsus bir sınavdı bu. Şimdi anladık ki bu sınavı 6 ayda bir yenilememiz gerekir. Ve bu sorunu da şu tarihe kadar tamamen çözmüş olacağız dedi. Dolayısıyla bir tarih de verdi, öğrendiklerini söyledi, özür diledi ve gerçeği söyledi. Bunlar çok önemlidir kriz yönetiminde. Kişiler için de bu geçerlidir. Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Ne kadar az hata yaparsak o kadar iyidir. Ama krizi yönetirken de eğer akıllıca davranmazsak, dürüstçe davranmazsak, şeffaf olmazsak o zaman bir saman alevi gibi yükselir, sonra da kayboluruz. Ben yine kitabımda belirttim. Sözünde duramamaktan dolayı rahatsızlık yaşayan marka olur diyorum. Ve bir Şirince köyünde Ayten ablanın hikayesiyle onun örneğini verdim. Onu kısaca isterseniz söyleyeyim. Ben Marka Olayım'ı kitabımı yazmak için Selçuk Şirince köyüne kapanmıştım bir 15-20 gün kadar. Kıştı, Aralık ayıydı ve yün çoraplar sattığını gördüm Ayten ablanın. Kaldığım otelin sahibinin annesi. Ben böyle işte renkli olanları hoşuma gitti ama dedi Ömer Bey dedi renkli olanlar %100 yün değildir dedi. Beyazlar %100 yündür dedi. Tamam bir tane beyaz alayım ama dedim bunu kim örüyorsa sen onu bulsan da bana bir tane de renkli örse dedim onu alsam dedim. Vallahi bilmiyorum bir senedir gelmedi ama dedi gelmiyor dedi. Yani öldü mü kaldı mı onu ören kişi başka bir köyde yaşıyor dedi. Ben de ısrar ettim. Hatta ücretini verdim. Kendisine söyleyin dedim. Benim için örsün. Bir daha geldiğimde alırım dedim. Böyle biraz gönülsüz o parayı aldı ama sabahleyin hemen kahvaltıda beni buldu. Ya dedi ben gece uyuyamadım. Sen şu parayı geri al dedi. Ben niye bulamazsam onu dedi. O zaman mahcup olurum dedi. Bulursam dedi ördürürüm sen de alırsın sonra dedi ve parayı iade etti bana. Çok hoşuma gitti. Mesela DHL'in bir şeyi vardır, sloganı vardır, mottosu. We keep your promises der. Biz sizin sözünüzde durmanızı sağlıyoruz. Sözünde durmak çok önemli markalaşmada. Sözünde durmak çok önemli. Uçak kazasında kaldım. Ben Allah böyle büyük hatalardan, insanların canına mal olacak hatalardan da kurtarsın. Yani bir özürle geri gelmeyecek şeyler var, can Amin. gibi. Sizin Şirince'deki teyzenin gösterdiği hassasiyeti bu büyük markaların daha çok göstermesi gerekiyor. Muhakkak o zaman marka olmak büyük bir sorumluluk aslında. Doğru. Değil mi? Hani sözünde durmak, sözünde durmamızı sağladığı gibi çok büyük bir sorumluluk. Söylediğiniz gibi düşünüyorum ben de. Yani marka olmak kıymetli bir şey. İyi anılmak, itibarlı olmak. Çünkü marka eşittir itibar diyebiliriz o zaman. Kesinlikle evet marka eşittir itibar zor günde yanında olması bazı markalar ak mı kara mı pandemide belli oldu. Yani bazı bankalar borçları ertelediler insanların kredi kartı borcunu tamam işte istersen 3 ay 6 ay erteleyebilirim dediler bazıları hayır ne alaka dediler veya bazıları biz bu dönemde sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Size evinize kadar getiririz dediler ürünleri. Yani işte böyle günlerde aslında turnusol kağıdı gibidir pazarlama.
Yani hemen belli eder markanın gerçek güçlü bir marka mı yoksa göstermelik bir şov mu yapıyor? Bunları hemen belli eder. Ve ben hep şey örneğini veririm. Yani isim vermeyeyim. İtalyanların meşhur spor arabaları var. İşte 1 milyon dolara falan satılan. Yani illa onlar gibi olmak demek değildir veya yine Fransız, İtalyan lüks markalar var. Çanta, ayakkabı yani 5 bin, 10 bin euroya satılan. Marka olmak yalnızca onlar olmak demek değildir. Bir büyük süpermarket zincirimiz var. Discount market dediğimiz indirimli, ucuz rakamlarla ürünlerini satan binlerce şubesi olan Türkiye'de. Mesela onda bir yoğurt var. 2,5-3 liraya satılır. Çok ciddi bir markadır. Yani karda kışta hadi evladım git yan mahalleden o yoğurttan al da gel der bir anne. Bu da yani illa markanın pahalı olması, lüks olması zorunlu değildir. Uygun fiyatlı veya ucuz dediğimiz ürünler de marka olabilirler. Bu kişiler için de geçerlidir. İşte Mahatma Gandhi örneğinde olduğu gibi veya Atatürk örneğinde olduğu gibi. Atatürk yine çok varlıklı bir ailenin çocuğu değilmiş ama bütün dünyanın tanıdığı, bildiği tayma kapak olmuş ve Atatürk dediğimizde evet tanıyorum der dünyadaki insanların çoğu. Önemli bir markadır. Ülkemiz için önemli bir markadır. Markalarımız çoğalsın. Böyle markalar yeter ki çoğalsın. Anlaşılan herkes bir markadır derken herkes hayata güzel bir iz bırakma fırsatına sahiptir. Hepimiz için bu şans, bu fırsat kapısı açık. Salgın günlerinde sizin söylediğiniz gibi kimilerinin daha akıllıca ayakta durduğunu, destek olduğunu, bugünlerinin geçeceğine dair bir umut taşıdığını yeter ki ben müşterimi kaybetmeyeyim. Nasıl olsa ben pazarı yine bulurum, yine ürün üretirim ama insanların elinden tutmazsam marka olmamın ya da bu ülkede yaşamamın ne anlamı var ya da bu dünyanın parçası olmanın ne anlamı var diye sorguladıklarına da tanık olduk yaptıkları işlerden sizin de söylediğiniz gibi. Siz her insan bir markadır derken de bunu kastettiniz. Anlaşılan itibarlı, tutarlı insanın tarafında, hayatın tarafında olmak gerekiyor diye düşünüyoruz o zaman. Doğru, evet. Şimdi Ömer Bey, ustalığınızdan şüphe etmeyerek sormak istiyorum şüphesiz. Siz bu konuda hemen bir şeyler söyleyebileceksiniz. Diyelim ki ben Kadriye Işıklar Pürçe'yi ya da Bir Tatlı Huzur programını marka yapmak istiyorum. Neler yapmalıyım? Bana neler önerirsiniz? Nereden başlamalıyım? Hangi adımları izlemeliyim? Kitabınızı okuyacağım. Kitabın içinde ya da dışında önerilerinizi bekliyorum. Vallahi siz bir markasınız zaten Kadriye Hanım. Yani siz Her insan yani bir markadır tabii. şimdi ben orada birkaç duygusal davranmak istemiyorum. Birkaç kriterim var benim. Bir insanın ismini ve soyadını Google'a yazdığınızda birçok şey çıkıyorsa yani videolar, web sayfası, ne bileyim röportajı yani o kişi hakkında bazı şeyler, bilgilere hemen ulaşabiliyorsanız o markalaşma yolunda ciddi bir yol almıştır. Ama bir kişinin ismini, soyadını yazdığınızda veya o programın ismini yazdığınızda Google'a hiçbir şey çıkmıyorsa hayalettir diyorum ben o zaman. Hayaletten de marka olmaz. Yani bir tek eskiden çocukluğumda Casper diye bir hayalet vardı. Çizgi film karakteri. Onun dışında marka hayali tanımıyorum. Size naçizane tavsiyem yani tabii önemli bir markasınız. Yani Ege'de izlenen Ege TV'de program yapmanız önemlidir. Newton'un çok önemli bir sözü şimdi aklıma geldi. Eğer uzakları görebiliyorsam bir devin omuzlarına bastığım içindir diyor. Sizin deviniz de Ege TV. Yani Ege TV'de program yapmanız sizin sahneniz aslında Ege TV.
Ege TV'nin markalaşması demek sizin marka değerinizin de yine artması, programınızın da marka değerinin yükselmesi demektir. Bir başka konu, şimdi sosyal medya deyince böyle teenager işi, genç işte çocukların işi, pıt 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 ellerinde sürekli oynuyorlar işte cep telefonlarıyla, ellerinden düşürmüyorlar falan. Onlar bizim hedef kitlemiz değil ki diyebilirsiniz belki, ama sosyal medya önemlidir. Şimdi sosyal medyanın da platformlarının hepsinin hedef kitlesi vardır. Hedef kitle çok önemlidir. Yani markanın sahibi aslında hedef kitledir. Siz değilsiniz. Ben kitabımda da belirttim. Markanın patronu şirketin patronu değildir. Hedef kitlesidir. Hedef kitle eğer Facebook'taysa Facebook'ta olmak zorundasınız. Hedef kitle aynı zamanda LinkedIn'deyse LinkedIn'de olmak zorundasınız gibi paylaşımlar yapmak zorundasınız. Aşk da evlilik de sevgililik de bir emek ister. Marka aşktır. Marka da emek ister. Yani ona zaman ayırmak, o sosyal medyada işte videolar çekmek, yani günde belki bir saatinizi bunlara ayırmak sizin belirinizi daha da artıracaktır. Eminim yapıyorsunuz bunları. Bir de blog yazısı çok önemlidir. Anahtar kelimeler dediğimiz kelimeleri kullanarak, yani hedef kitlenin kullandığı kelimeleri iyi öğrenip tahminde bulunup veya araştırmalar yapıp o kelimeleri kullanarak bazı blog yazıları yazmak. Yani küçük hikayeler olabilir, bir makale olabilir, üç paragraflık bir yazı olabilir. Ve bunları yayınlamak herhangi bir web sayfasında aslında Google'ın ağına düşmenizi kolaylaştırır bunlar. Çünkü insanlar bir şeyi araştırdığı zaman veya bir konuyu araştırdığı zaman direkt Google'a yazıyor. Hatta Yandex'e girecekse bile Yandex kelimesini Google'a yazıp da Yandex'e giriyor. Google'un rakibi olmasına rağmen. Google'a takılmak önemli. Yine bu konularla ilgilenen arkadaşların çok iyi bildiği bazı birkaç trik var. SEO dediğimiz Search Engine Optimization'a uygun web sayfası olması önemli. Çağıracağınız konukların biraz belki ses getiren konuklar olması, zaten onların da takipçilerinin olması, bu yayınlarınızın sosyal medyada post edilmesi, paylaşılması önemli. Önceden haber verilmesi, belki yayından sonra onun linkinin paylaşılması gibi. Mesela bazı televizyon kanallarındaki haber programlarının küçük küçük bazı bölümlerini YouTube'da veya Facebook Watch'ta işte izleyebiliyoruz. Hem de güncel haberler olarak izleyebiliyoruz. O markanın, o televizyon kanalının da bilinirliğinin artmasını sağlıyor. Yani bu iş biraz emek istiyor. Tabii ki ürünün iyi olması önemli. Sizin isminiz çok güçlü. Ürününüz, televizyon kanalınız güçlü, itibarlı bir kanal. Geriye kalıyor biraz emek harcamak. Hiç kimse şansa marka olmaz, tesadüfen marka olmaz. Şans kapını çalmıyorsa kendine kapı yap diyorum ben. Yani kapılarda nelerdir işte? Networking'dir, çevre edinmektir, sosyal medyada olmaktır, internette olmaktır ve yüzünü göstermektedir. Teşekkür ederim. Çok güzel tiyolar aldım. Anladığım şu ki görünür olmak, sosyal mecrada, çeşitli platformlarda olmak, orada fikirlerini, çalışmalarını ortaya koymak ve emek vermek ve bu emeği sürekli olarak göstermek gerekiyor. Herkes bir markadır zaten. Herkesin böyle bir çaba harcamasına da gerek yok. Herkes hayatında çok kıymetlidir, çok değerlidir. Hepsi için de herhalde bana katılırsınız Ömer Bey. Önce
şu zihni, beyni doldurmak gerekiyor ve onun için de çok okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Okumak, düşünmek, iyi kitaplar okumak. Ben yeni bitirdim Tarık Tufan'ın bu kaybolan kitabını. Buradan da önermiş olayım. Kitabın içerisinde bir söz var. Tam da konumuzla ilgili. Diyor ki, hayat bir satış ve pazarlama eylemi değildir. Elbette siz de bunu söylüyorsunuz. Zaten herkes bir markadır. Ama daha görünür olmak, daha tanınır olmak, insanlara ulaşmak, sosyal medya üzerinden de iyilik edebilmek, bir iyilik ağı da kurabilmek istiyorsak çok güçlü bir mecradayız. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten. Evet. Yani ekranda olmak ne demek biliyor musunuz? İsterseniz sosyal medya deyin buna, isterseniz bir televizyon kanalı deyin. Dünyada 8 milyar insan var ve bunun son rakamları bilmiyorum ama tahmin ediyorum 4 milyarında ekran var. Yani ya cep telefonu var, ya işte şey var, tablet var, ya televizyon var. Dolayısıyla siz bir şekilde online olduğunuzda, çevrim içinde bir şey yaptığınızda 4 milyar vitrininiz olabiliyor bir anda. Saliseler içinde. Yani Justin Bieber'ın meşhur olması öyledir. Adele'in meşhur olması YouTube filmleriyledir. İlk başta yani çıkmış, bir YouTube filmi çekmiş, öyle meşhur olmuş, öyle ünlü kişi olmuş. Ben burada söylemeden edemeyeceğim. Sanıyorum kendisini de şahsen tanımıyorum. Üniversiteyi de okumamış bir hanımefendi, genç bir kızcağız. Damla Bilic, Manisa'nın M'siyleymiş ismi, Damla imiş. Sonra kendi kendine Damla demiş, Niğde'nin N'sine çevirmiş. Çok enteresan işte Twitter'da paylaşımlar yapmış. Sonra videolar çekmeye başlamış. Ve konusu da makyaj. Yani işte sevgilisinden ayrılan kızın yapacağı makyaj, sarhoş makyajı, ayık makyajı gibi böyle enteresan başlıklar seçmiş. Şu anda 3-5 milyon YouTube'da takipçisi var. 3-5 milyon Instagram'da ve Twitter'da da yine var. Medyadan öğrendiğim kadarıyla da Allah daha da artırsın. Yani yaklaşık ayda 200-250 bin lirada bir geliri varmış. Şimdi diploma yok veya meşhur bir ne bileyim camiadan bir ailenin kızı değil, orta halli bir ailenin kızı. Helal olsun. Markasını çok iyi yönetmiş ve en önemlisi millet ne der dememiş. Ya şimdi ben bu videoları çekeceğim. Millet ne der? Zaten millet ne der diyen marka olamaz. Evet, buradan anlıyoruz ki biraz çaba gösteren, yani ekonomik olarak dünyaya nasıl geldiğiniz önemli değil. Eğer bir bilgisayar, bir cep telefonu varsa elinizde, dünyayı fethetmek için bir güç de var elinizde. Yani yeter ki kullanalım, umut içinde olalım ve iyilik ve iyi insanlar, değerleri, düsturları olan insanlar çoğalsın inşallah sosyal medyada. Ben bunu diliyorum. Çok takipçi var, çok izleyen var. Herkesin çok çeşitli ihtiyaçları var. İyilikler çoğalsın diyorum. Son 5 dakikaya girdik. Geçen gün sizinle ilgili programa çalışırken Ömer Bey, Serdar Erener'in bir videosunu izledim. Onun da bir reklam ajansı varmış. Ve diyor ki, iyi bir marka şudur. Pazarda her yerde, zihinde sabit bir yerde olan şey markadır. Sağlık İnşallah. Ben yerine... katılmıyorum bu görüşe. Bu görüşe ben katılmıyorum. Pazarda her yerde olmayan çok güçlü markalar var. Yani Ferrari'yi her yerde bulamazsınız. Ne bileyim, bazı şeyler çok çok nadirdir. Ama zihinlerde de vardır ya. Yani. Herkesin hayalindedir. Veya hani insan gençliğinde bazı ünlü kişilere, şarkıcılara aşık olur. Yani ulaşılamaz. Amerika'da bir ses sanatçısına bir genç aşık oldu diyelim. Yani içinden platonik bir aşk. Ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Dokunabiliyor mu? Dokunamıyor. Ama o onun gözünde bir markadır. Yani her yerde olmak, evet önemli bir özelliktir ama şart da değildir. Evet.
Zaten şu anda hayatta olmayan pek çok insanın üzerimizdeki etkilerini iyi ki vardır dediğimiz insanların varlığından da haberdarız. Programımızın sonuna yaklaşırken son kapatmadan önce gençlere, ticarete atılmak isteyenlere, reklam yapmak, pazar edinmek isteyenlere, marka olmak isteyenlere son söz olarak neler söylersiniz Ömer Bey? Gençlere söyleyeceklerimi şöyle özetleyebilirim. Bir, cesur olun. Millet ne der diye düşünmeyin. Yani kendiniz için zararlı, insanlık için zararlı bir şey yapmayacağınızdan eminim. Ama ailem ne der, sevgilim ne der, eşim ne der, mahalle ne der, toplum ne der, ayıp falan gibi böyle şeyler bir girişimcinin önündeki en büyük engeldir. İki, marka olmanın önündeki en büyük engellerden birisi de konservatif olmak, tutucu olmaktır. Değişmemektir, dönüşmemektir. Sabit fikre saplanıp kalmaktır. Bunun için illa yaşlı olmaya gerek yok. Ben nice 18 yaşında insan tanıyorum. Çok sabit fikirli, çok fikrini değiştirmeyen, yeni şeyler öğrenmeye açık olmayan gençler de var maalesef. Markalaşmanın önündeki en büyük engeldir bu. Dönüşüme açık olmak lazım. Bir başka nokta, efendim devlet nerede? Bize niye destek olmuyor? Niye para vermiyor? KOSGEB 50 bin lira veriyor. Yetmez ki. Dişimin kovuğuna yetmez. Startup kuracağım ben. Veya TÜBİTAK çok zor oradan para almak. Arkadaşlar Elon Musk, Steve Jobs TÜBİTAK desteği almadı. Bill Gates KOSGEB desteği almadı. Yani iş aramayın, işe yarayın. Soruna odaklanın, çözüme odaklanmayın. Sorunu çözmeye odaklanın. İlle bir girişim yapmak için IT veya bilişim sektöründe bir aplikasyon, bir uygulama yapmaya da gerek yok ki. Yani güzel bir manav da açabilirsiniz veya online satış yapan bir manav dükkanı da açabilirsiniz. Benim yine kitabımda bir SVS manav hikayesi var. Ve çok fazla para harcamadan da. Bu arada markalaşmak için çuvalla para harcamak da şart değil. Yani bunun çok çok örnekleri var. Para harcamadan yalnızca zekasını, aklını kullanarak, hedef kitleyi iyi analiz ederek onlara ulaşanlar çok süratli bir şekilde marka olurlar. Cesur olun diyorum. Millet ne der demeyin. Ve aileden, hanımın bileziklerinden falan medet ummayın. Devletten çok fazla medet ummayın. Bir başka noktada yine aile baskısı, mahalle baskısıyla KPSS sınavına girmeyin. Yani biz devlet memurlarını başımızın tacı onlar. Yani bize polis de lazım, doktor da lazım, öğretmen de lazım. Onlar olmazsa olmaz. Ama Fransa'da devlet memuru diye adlandırdığımız kişilerin sayısı 750 bin, bizde 3,5 milyon. Yani bizde haddinden fazla, gereğinden fazla bir devlet memuru var. Ya nasıl olsa maaş garanti, lojman garanti diye düşünüp önünüze engel koymayın. Mutlaka girişimci olmayı da düşünün derim. Kısaca önerilerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Özetlersek şunu anlıyoruz. Başarılı olmakta, marka olmakta ya da hayatı gönlünce yaşamakta en büyük engel insanın kendisi. Kendisiyle başa çıkması, kendisine cesur olması, yollar açması çok önemli. Zaten beşikten mezara kadar öğren diyen bir kültürün içindeyiz. Katı olmak, esneklikten uzak olmak aslında mümkün değil ama zamanın ruhu insana farklı şeyler söyleyebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Şengüler. Bir Rica tatlı ederim. olduğunuz için, kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için. Son söz olarak ben de şunu söylüyorum. Hayata, doğaya, insana, cana, canlıya güven, sevgi ve vefa, merhamet besleyen, hayata iyilik ve değer katmak ideali, düsturu olup, derdi olup, bunun üzerine çalışan, düşünen,
Çabalayan herkes bir markadır diyorum. Ben de Ömer Bey gibi herkes bir markadır diyorum. Haftaya görüşene kadar haftanız güzel geçsin. Sevgiyle, huzurla kalın. Hoşça kalın. Çok.